Bir de sakallı, solcu sakallı. İslam sünnetine bıyık kısmı kısa bırakılır. Valla açıkçası yani ben İslam sakalı diye sakal bırakmıyorum. Daha önce de ifade ettim. İslam sakalı olmaz. Şimdi yani İslam'ı sakalla sınırlayabilecek bir yaklaşımdan geliyor arkadaş Nasıl bir belli. şey acaba? O arkadaş bize söyler mi Yani İslam'ı bıyığı sakal nasıl kısaltma olur? vardır. Sünnet sakal diyorlar ya, bıyığı kısaltırsınız, sakal uzar, bir tutamı geçmez falan filan, böyle bir usulü var. Kim koydu o kuralı? Ehli sünnet kanunları. Kur'an diyor yani ayet-i kerimede. Onlara Kur'an'ın Allah'ın indirdiğine uyun dediğinizde, hayır efendim biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız derler. Allah'ın indirdiğine uy, gel Kur'an'a bakalım var mı bunlar. Gel. Yok, gelemem ben. Kaçamak da şu. Bakın bu putla savaşmak lazım. Kaçamak da şu. Sen Kur'an'ı anlaman, hocalar anlar. Hoca nereden çıktı? Hoca anasının karnında mı öğrendi bunu? Hoca nasıl anladı? He, alim o, ulema. Bakın bu var ya, bu İslam'a sokulmuş en büyük fitnedir. İnsanlarla Kur'an arasına duvar örmek, Allah'ın peygamberine savaş açmakla eşdeğerdir. Çünkü Mekke'dekiler harıl harıl, o müşrikler Kur'an'ı okutmamaya, dinletmemeye çalışıyorlardı. Bugün de birileri aynı işi yapıyor. Aman ha, Kur'an'a dokunma, anlamaz. Kim anlar? Efendim bilmem ne Gavs, bilmem ne Hazretleri anlar. O nereden gelmiş? Uluhi kattan aşağı mı inmiş? Paraşütle mi inmiş? Nasıl olmuş bu iş? Okumuş, anlamış, yazmış bir şeyler. Sen de anlamaya muktedirsin.